açılış programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, TESKİ Genel Müdürü Sayın Doktor İbrahim İçöz'ün konuşmaları, İller Bankası Bölge Müdürü Sayın Ferit Yüksel'in konuşmaları, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel'in konuşmaları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın konuşmaları, Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygun'un konuşmaları, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, Kurdela kesimi programın sona ermesi. Sayın protokol değerli misafirlerimiz, sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Mesajlarını iletiyorum. Sayın Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, 9008 metre kanalizasyon hattı ve terfi merkezi inşaatı açılış programına katılamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür eder, şahsınızda size ve projenin hayata geçirilmesi için katkı koyanlara ve aranızda bulunan tüm konuklara sevgi ve saygılar sunarım. Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili. Sayın Kadir Albayrak, düzenlemiş olduğunuz açılış programında yanınızda olamıyorum. Davetinize teşekkür eder, 9008 metre kanalizasyon hattı ve terfi merkezi inşaatının hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Candan Yücer, Tekirdağ Milletvekili. Sayın protokol değerli misafirlerimiz, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel programımızı teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ve konuşmalarını yapmak üzere TESKİ Genel Müdürümüz Sayın Doktor İbrahim İçöz'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanım, saygıdeğer meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Sayın İller Bankası Bölge Müdürümüz, değerli muhtarlarımız, çalışma arkadaşlarım, basının değerli temsilcileri ve siz değerli misafirlere hoş geldiniz derken katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Terfi hattımızla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Terfi hattımız yapımı aslında biz kumbağa arıtma tesisini yapmak istiyorduk. Ancak zeminle ilgili karşılaştığımız ciddi sorunlardan dolayı arıtma tesisimizi burada gerçekleştiremedik. Kumbağa ve Barbaros'ta altyapıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik ama atık su tesisimizi maalesef bu zeminden dolayı yapamadık. Bunun üzerine başkanımızın talimatıyla terfi yolunu seçtik. Bunun daha kısa sürede olacağını gördük ve bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar sonucunda projemizi tamamladık. Projemizi tamamladıktan sonra ihale süreçlerini de geçtik ve 8 Şubat 2021 tarihinde temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Temel atma törenimizden sonra 7 aylık gibi bir sürede imalatımızı tamamladık. İmalatımız kapsamında neler var diye bakacak olduğumuzda ise şunları görebiliriz. Kumbağa'da terfi merkezimizin revizyonunu gerçekleştirdik. Daha sonra bulunduğumuz buradaki terfi merkezimizi yaptık ve toplamda yaklaşık 9 kilometrelik 630 milimetre çaplı polietilen borularla terfi hattımızı tamamlamış olduk. Terfi hattımızın kapasitesi 200 litre bölü saniye olarak hesaplanmıştır. Şu anda gelen debi 38 ila 40 litre bölü saniye arasındadır. Yani burada bizim yaklaşık 170 bin nüfusa hitap edecek kapasitede bir terfi hattımız bulunmaktadır. Yine başkanımızın talimatlarıyla Naip mahallemizde de kanalizasyonla ilgili ciddi bir sorun vardı. Buradan bu hattın dereye akmaması yönünde başkanımız bize talimat verdi. Biz de bu talimat çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. 3300 metrelik 300 milimetre beton borularla Naip mahallemizdeki kanalizasyonunda terfi merkezimize ulaştırılmasını sağladık. Şu anda bu bölgede dereye akan bir ya da denize giren bir atık su yok. Bu hattımızı tamamladıktan sonra Kumbağa, Barbaros ve Naip mahallemizdeki bütün atık sular terfi merkezlerimize getirilerek Altınova, bu terfi merkezi aracıyla Altınova'ya ulaştırılmakta. Altınova'dan da ileri biyolojik arıtma tesisimize giderek arıtımı sağlandıktan sonra alıcı ortama bırakılmaktadır. Bu projenin yapılmasında bizlere en büyük desteği veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a, Sayın Valimize, Sayın İlçe Belediye Başkanımıza, İller Bankası Bölge Müdürümüze, çalışma arkadaşlarımıza ve imalatın tamamlanmasında çaba gösteren Barankaya firmasına teşekkür ederim. Tesisimizin halkımıza hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.